Çimsa. Çimento şirketleri içerisinde Afyon ve Buçin'le birlikte en beğendiğim şirket Çimsa. Burada da tabii yani ayrışamadı. Şu an çok çok az sayıda hisse ayrışabiliyor endeksin bu görüntüsünden. Endeks 200 günlük ortalamasının altına, birçok hisse de 200 günlük ortalamasının altına sarktı. Umarım buralarda kalıcı olmayız. Çimsa içinde aşağıda bir hani 28-29 bandına doğru bir geri çekilme riski var mı? Var teknik olarak. Ama ben burada da yine 28-29 civarına geri çekilmelerin artık alım yönünde fırsat yaratabileceğini düşünüyorum. Tabii bu senaryoları şunun üzerine kuruyoruz. Yani 28-29 civarına geri çekilme alım fırsatıdır. Ama 28'in altında kapanışlar görüyorsak burada bütün pozisyonları bir daha gözden geçirmemiz gerekir demek bu. Ona lütfen dikkat edelim. Çok disiplinli gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ya çünkü 200 günlük ortalamanın altına kalıcı olarak yerleşirse endeks, burada şu an çok dillendirmediğimiz daha orta vadeye uzayabilecek bir konsolidasyon ve düzeltme sürecinin içerisinde kendimizi bulabiliriz. Yani bu günleri, ya o günleri bile aradık dedirtecek günlere bile dönüşebilir. O yüzden diyorum ki 28-29'a kadar şu anki bu döngüde geri çekilme olasıdır. Ama 28'in altına geliyorsa başka bir dünyadır. O yüzden 28-29'a geldikçe biraz biriktirip, ama 28'in altına geliyorsa tüm pozisyonları tekrar gözden geçirmemiz gereken bir tablo oluşabilir. Buna dikkat edelim. Ama şu an ana senaryomuz endeksin en kötü 8300-8400'lerde destek bulup döneceği olduğu için Çimsa'da da 28-29 bandına geri çekilmelerde artık yavaş yavaş alım yönünde tekrar fırsat aramak ya da pozisyon varsa 28 seviyesini stop kabul edip pozisyonu korumakta fayda var. Yani bu önümüzdeki 8-10 gün, belki birkaç hafta yine çok kolay olmayacak yatırımcı açısından, ama artık buradan satış yapmanın maliyeti beklemekten daha yüksek olabilir. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü buradan pozisyonları kapattıktan sonra olası bir tepki sürecine inanamayıp sonra çok daha yüksek maliyetlere, hisseler yüksek fiyatlara gittiğinde, ya ben bunu işte 28'den 29'dan satmıştım, şimdi 32'den alınmaz, tekrar bekleyeyim diye bir anda 43-45'lerde bulabilirsiniz. Çimsa üzerinde değil, bunu genel olarak aslında diğer hisseler üzerinde de söylüyorum. O yüzden yani 11.000'den satamadıysanız, 10.000'den satamadıysanız, 9.400 aşağı geçirirken satamadıysanız artık burada biraz daha dişinizi sıkıp mevcut pozisyonları korumanız gerektiği bir döngüdeyiz diye özetleyeyim.